Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz General Mobile GM23 cep telefonunu inceliyoruz. Şimdi bu markayı bilenler, hatırlayanlar vardır muhtemelen aramızda. Böyle bir yaklaşık 8-10 yıl önce Discovery modeliyle Türkiye'de fırtına gibi esen bir markaydı General Mobile. Tabi o dönemler Çinli markalar pek olmadığı için Türkiye'de işte Xiaomi olsun, Oppo olsun, Vivo olsun ve diğer herhangi bir Çinli marka çok fazla faaliyet gösteremediği için Discovery modeli çok satmıştı. Hatta 1 milyon adetlik satışlara ulaşmıştı bu cep telefonu. Hemen hemen herkesin elinde de Discovery'nin bu modelini görüyorduk arkadaşlar. Tabii ki köprünün altından çok sular aktı. Marka farklı modellerle karşımıza çıktı. Beğenilen tarafları oldu, beğenilmeyen tarafları oldu. Aynı zamanda marka Türkiye'de bir fabrikada kurdu arkadaşlar. Ben bu fabrikada gezmiştim zamanında. Oldukça da güzel ve sadece montaj değil, aynı zamanda anakart falan da üretebilen önemli bir fabrika açılmıştı Türkiye'de. Hala da üretimlerini burada gerçekleştiriyor General Mobile markası. Bu girişten sonra telefonun ben her zaman yaptığım bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Telefonu elime aldığım zaman arkadaşlar damla çentikli bir tasarım olduğunu görüyorum. Kamera üst tarafa monte edilmiş durumda ve çerçeveyle bütünleşik bir kamera bizleri karşılamış oluyor. Bunun dışında baktığımızda çerçeve kalınlıkları yani yanlarda ve üstte fena değil. Yani çok ince değil ama çok kalın da değil ama alt kısımda bayağı bir kalınlık olduğunu söyleyeyim. Yan tarafı çevirdiğimizde ise yan tarafta farklı bir tasarım anlayışı var. Böyle parlak bir alan var burada. Hani piano black derler ya. Öyle bir parlak bir alan var ve bu alan çepeçevre telefonu çevreliyor arkadaşlar. Sağ yan yüzü çevirdiğimizde karşımıza parmak izi okuyuculu destekli bir güç açma kapama tuşu çıkıyor. Onun hemen üstünde ses açma kapama tuşumuz yer alıyor. Bunun dışında bu yan yüzde başka bir şey yok. Sol tarafı çevirdiğimizde ise sim kart yuvası bizleri karşılamış oluyor. Alt kısmını çevirdiğimde ise arkadaşlar 3.5 mm'lik kulaklık çıkışı, mikrofon ve hoparlör deliklerini görüyoruz. Ve bir de tip C bağlantı yuvasının olduğunu söyleyelim. Üst tarafta ise herhangi bir bağlantı vesaire bulunmuyor. Telefonun arkasını çevirdiğimizde ise karşımıza cam bir arka yüzey çıkıyor arkadaşlar. Bana gönderilen sürüm siyah olduğu için böyle oldukça mat güzel bir siyah var. Arka taraf cam olduğu için elinize tuttuğu zaman böyle hoş bir hissiyat oluşuyor. Özellikle dokunduğum zaman. Mesela böyle güzel bir hissiyat oluşuyor. Üçlü bir kamera var. İki tanesi daire şeklinde tasarlanmış. Bir tanesi kare. Hemen bu kare kameranın yanında da LED lambamız bulunuyor. Bir de 50 megapiksel yazısının olduğunu söyleyeyim. General Mobile yazısı da arka taraftaki bulunan unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında telefonun genel görünümü bu şekilde. Bu genel görünümden sonra bir de teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. 6.52 inçlik HD Plus bir ekranımız var. 90 Hz ekran yenileme hızımız var. MediaTek Helio G37 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolamamız var arkadaşlar. Aynı zamanda microSD kart yuvamız var. Android 12 işletim sistemi, 50 artı 8 artı makro kamera olmak üzere üçlü bir ana kameramız, 8 megapiksellik bir ön kameramız var. 5000 mAh'lik pilimiz var. Bluetooth 5.0 desteği ve Wi-Fi 5 olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu teknik özelliklerden sonra telefonla ilgili kullanım deneyiminden biraz bahsetmek istiyorum. Bu telefonla ilgili ben bir kutu açılım videosu yapmıştım ve o videonun altına çok fazla yorum geldi. Hatta bayağı da izlendi o video. Öyle söyleyeyim. 8000-9000 civarında izlenmişti. Ben bu videoyu çektim tarih itibariyle. Şimdi tabii ki eleştirilen konu şu. MediaTek Helio G37 var bunun üzerinde ve 12 nanometre teknolojisi geliştirilmiş bir işlemci. Bu oldukça eski bir işlemci arkadaşlar. Böyle bir telefonda kullanılır mı? Yeni çıkan bir telefonda aslında kullanılmasa daha iyi olur ve ben bu eleştirilere katılıyorum. Ha, telefon günlük ihtiyaçları görüyor mu? Görüyor. Üzerinde 4 GB RAM var dedim ama mesela marka da bunu söylüyor. Hani 4 artı 4 8 GB diyor. İşte sanal olarak 4 GB daha RAM eklerseniz ki ben ekleyerek kullanıyorum arkadaşlar. Takılma vesaire büyük oranda ortadan kalkıyor. Herhangi bir takılması olmuyor 8 GB'ı çıkarttığınız zaman. Tabii ki bu sanal RAM birçok böyle performans isteyen şeyde işinize yaramayacaktır ama günlük ihtiyaçlar için yeterli oluyor bu 8 GB çıkmış olması. 4'ün 8'e çıkmış olması. Ve günlük ihtiyaçları da karşılıyor. Ama tabii ki yeni çıkan bir telefonda hani G37 gibi bir işlemcinin olması, evet yazık ki bu eleştirilere ben de katılıyorum. Biraz daha iyi bir işlemci belki olmayabilir ama G85 falan olur diye düşünüyorum ama yani General Mobile böyle bir karar almış arkadaşlar. İşlemciyle ilgili ben bazı testler de yaptım. Birazdan sağ taraftan ya da sol taraftan bir yerlerden çıkartırım. Onları da siz de görmüş olursunuz ama söylediğim gibi işlemciden çok büyük bir şey beklemeyeceksiniz. Ha, oyun oynuyor. Evet, PUBG oynar mı? Oynar. Asphalt 9 kurdum mesela, oynuyor ama hani grafik anlamında ya da performans anlamında üst düzey bir performans ve grafik beklemeyeceksiniz. Oyun oynatıyor mu? Oynatıyor ama bu buradaki oynatıyor tabiri birazcık hani böyle oynatır mı? Evet oynatır. FPS
FPS falan sormayın. Çünkü soranlar oldu bana. Hani kaç FPS olur, şu olur, bu olur gibi sosyal medyada özellikle FPS falan sormayın. Oyun oynatır ama FPS'ye bakmayacaksınız. Artık Allah ne verdiyse diye takılacaksınız arkadaşlar. 90 Hz ekran yenileme hızı iyi. Otomatik seçim yok. Ya 60 oluyor ya 90 oluyor. Onu zaten siz işte ekran menüsüne girdiğiniz zaman, yani ayarlardan ekrana girdiğiniz zaman orada görüyorsunuz. İsterseniz 90 yapıyorsunuz, isterseniz 60 yapıyorsunuz. 90 olması iyi yani. Hiç yoktan iyidir. Ekranı beğendim bu arada ben, onu söyleyeyim. Yani ekran telefona göre gayet iyi olmuş. Parlaklığı olsun, video oynatırken, oyun oynarken ki sunduğu deneyim olsun, bence bu model için güzel olmuş. Onu baştan söyleyeyim. Yani işlemciyi beğenmedim ama ekran tarafında ben ekranın oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. IPS LCD ekran, AMOLED vesaire değil zaten. Hani bu fiyat aralığında olmaz zaten AMOLED. Sunduğu özellikler açısından ekranın iyi olduğunu söyleyebilirim. Arayüz vesaireye baktığımızda safi bir Google deneyimi sunuyor bize hemen hemen bu telefon. General Mobile özellikle böyle birkaç nesil önceki telefonlarında saf Android sunacağını söylemiştik. Genelde de öyle olmuştu. Hatta güncellemeler çok gelecek de denmişti bu modellere ama gelmemişti ve o konuda çok ciddi eleştiriler de almıştı. Bir müşteri memnuniyetsiz de oluşmuştu markayla ilgili olarak. Bu modelde böyle safi bir Android gibi, hatta mesela fotoğraflar falan bile gelmiş. Hani kendi galerisi yok. Doğrudan Google'un fotoğrafları üzerinden görüyorsunuz çektiğiniz fotoğrafları vesaire. Hani bunu sevenler de var. Hani ben çok öyle hani eleştiriler, bir yorum yapmıyorum. Bence güzel olduğunu diyenler de var. Farklı bir işte UI olsaydı, bir arayüz olsaydı daha iyi olur da diyenler de var. Yeri gelmişken kutu içerisinden de bahsedeyim. Hemen kutusunun yanında görüyorsunuz. Böyle şık güzel bir kutuyla geliyor. Kutunun içerisinde kılıf çıkıyor arkadaşlar. Kılıf önemli bence. Hani basit bir şey de olsa çıkması bence güzel. Kılıfla birlikte isterseniz kullanırsınız, istemezseniz kullanmazsınız. Şeffaf, böyle yumuşak bir kılıf çıkıyor. Bir de 15 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor. Bir de USB kablosu. Ayrıca kulaklık da çıkıyor arkadaşlar. 3.5 milim girişi olduğu için 3.5 milim jack'ı olan bir kulaklık var. Onu da beraberinde isterseniz kullanabiliyorsunuz. Ya kendi kulaklığınız varsa onu da kullanırsınız ama kutu içeriği zengin. Şimdi biliyorsunuz birçok marka artık giriş seviyesinde bile hani kulaklık koymuyor artık. Adaptör de yavaş yavaş koyulmamaya başlandı. Ama bu modelde hepsi var. Her şeyde var. Fazla koymuşlar. Bu tarafını da beğendiğimi söyleyeyim. Şimdi gelelim kamera tarafına. Üçlü bir kamera var dedim ama hani teknik özelliklerde falan bulamadım ben. Bir tanesi makro kamera, muhtemelen 2 megapiksel diye tahmin ediyorum. 50 megapiksellik bir ana kameranız var. Bunu 8 megapiksellik bir ikinci kamera eşlik ediyor. Kamera tarafında baktığımda işte bir fotoğraf modüle geliyorsunuz ve işte 2x'lik bir zoom yapabiliyorsunuz fotoğrafta. Böyle bir durum var. Video tarafında ise işte 1080p 30 fps sunuyor. Gece modu var ama sadece ana kamerada kullanabiliyorsunuz. Ön kamerada gece modu yok. Genelde bu giriş seviyesinde böyle oluyor. Portre modumuz var. Var. Profesyonel modu var. Bunu da tabii ki sadece ana kamerada kullanabiliyorsunuz. Daha fazlaya girdiğimizde güzelleşme, dinamik fotoğraf, panorama, ultra HD, ağır çekim, hızlı çekim, makro ve akıllı tarama gibi modları olduğunu görüyoruz arkadaşlar. UHD'yi aldığımız zaman 50 megapiksel fotoğraf çektiğimizi söyleyebilirim. Bunun dışında HDR'miz var ve yapay zeka desteğinde olduğunu da söyleyeyim. Yapay zeka ile daha iyi fotoğraflarda falan da çekebiliyorsunuz. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Kamera performansı kendi kategorisinde sunduğu özelliklerin üstünde değil. Altında da değil. İyi ışık olursa, ortamda aydınlıksa güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ama değilse çektiğiniz fotoğraflar kötü oluyor arkadaşlar. O yüzden hani ona göre değerlendirmek lazım. Ama kendi kategorisinde ben iyi olduğunu düşünüyorum kamera kalitesinin. Ön kameramız da 8 megapiksel. O da 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Yine ön kamerada birçok bazı özellikleri de kullanabiliyorsunuz. İşte mesela klasik olarak hani portre modu vesairesi var. Bu portre moduyla da kendi arka planınız flu fotoğraflarda çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ben çekeyim. Bakın şurada güzel bir ışığımız var. Bu fotoğrafı da koyarım. Biraz sonra izleyeceğiniz örnek fotoğraflara. Şöyle çektim mesela. Hemen çıt diye çekiyor. Kamerası fena değil ama kendi kategorisi için söylüyorum bunu. Şimdi gelin GM23 ile çektiğim örnek fotoğraf ve videoları izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. İzlemekte olduğunuz videoyu General Mobile GM23'ün ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Hem ön hem arka kamera 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. İşte görüntü ve fotoğraf kalitesi işte bu şekilde arkadaşlar. Ön kamera en azından böyle.
Şimdi gelelim pil ve şarj meselelerine arkadaşlar. Cihazın kutusunun içinden 15 watt'lık bir tane adaptör çıktığını söylemiştim. Bununla beraber yaklaşık 1,5-2 saatte şarj edebiliyorsunuz. Sıfırdan 100'e söylüyorum arkadaşlar. Hızlı şarj işte bu kadar var yani 15 watt'lar. 5000 mAh'lik pilin PC batarya testinde aldığım sonucu ise arkadaşlar 14 saat 16 dakika. Oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Şundan dolayı iyi diyorum. Yani ben 10 saatin üzerinde çıktığı zaman 1,5 günü çok rahat görür diye söylüyorum. Hani 15 saati yaklaşınca da 2'ye zorlar öyle söyleyeyim. Bu modelle birlikte yani 1,5 günü çok rahat görürsünüz. 2'yi de artık kullanımı göre, şebekeye bağlanma gücünüze göre, sinyal gücüne göre 2 günü de görebilirsiniz diye düşünüyorum. Pil ömrü beğendim. Şimdi gelelim GM23'ün fiyat meselesine. Ürün piyasaya ilk çıktığında 5199 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ama ben şimdi mesela internette baktığımda 4700 lira, 4800'e kadar düşen fiyatlar olduğunu gördüm. Fiyat olarak baktığımızda işlemci ve diğer özellikler açısından biraz zor bir noktada duruyor bence. Yani 4700 lira bile zor bir nokta çünkü çok fazla Çin menşeli rakibi var. İşte Xiaomi'nin Redmi modelleri var. Bir sürü yeni çıkan işte Redmi 12C var. Farklı işte Redmi ailesinden modeller var. Vivo'nun modelleri var. Ayrıca şöyle bir durum da var. Bu işlemciyi kullanan farklı markaların Tekno'nun filan mesela bazı modelleri var. Bu üründen daha da ucuza satılıyor. Fiyat tarafında biraz zor işi. Öyle söyleyeyim General Mobile'ın. Çok özel bir şey sunabilir mi sunmaz mı onu bilmiyorum ama fiyatta bir parça bence yani böyle 4500 4200 4300'e inebilirse fiyat bence biraz daha hani rekabetçi olur diye düşünüyorum. Orada bile işi zor ama hani taksit olur, bir şey olur, belki bir kampanyası olur, belki o şekilde alınabilir diye düşünüyorum. Yoksa çok ciddi alternatifleri var ve bu alternatiflerin de bu modelden daha iyi noktalarda durduğunu da söyleyebilirim belli açılardan. Bu arada GM23 ile ilgili şöyle bir detay vereyim arkadaşlar. Markaya sordum. Android 12 ile geliyor ama Android 13'te alacak bilgisini verdiler bana. İyi bir şey bu. Hani en azından bir güncelleme alacağını söylemiş oldular. Bu güncelleme meselesi önemli. Neden? Çünkü biliyorsunuz güncelleme almayan bir telefon belli bir süre sonra, hemen değil belki ama belli bir süre sonra kullanılamaz hale gelebiliyor. O yüzden en azından bir tane güncelleme dahi olsa veriyor olması iyi. Ama mesela piyasada hani 2, 3 hatta 4 tane güncelleme veren markalar da var modellerinde ama tabii bu üst düzey modellere genelde bu 4 güncelleme veriyor. Mesela Samsung tarafında öyle. Bunun da altını özellikle çizmiş olayım. Bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere General Mobile GM23 cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Elimden geldiğince de yanıtlamaya çalışıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Bunu sadece benim için söylemiyorum. Videolarını beğendiğiniz, içeriklerini beğendiğiniz herkesin kanalına abone olun. Ben öyle yapıyorum. Bu bizim için çok önemli bir destek oluyor. Çünkü abone sayımızla piyasada birazcık var olabiliyoruz. İşte benim şu anda 16 bin küsur abonem var. 50 bin olsa daha rahat hareket edebilirim bazı konularda. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Teknolojiyle ilgili birçok içeriği orada paylaşıyorum. Hatta bu tarz ürünler geldiği zaman da daha incelemesi çekilmeden hemen paylaşımlarını yapıyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz pek mutlu olurum. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.